Arkadaşlar ben Can Hoca. Kümeler test 2 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir nottan bahsetmek istiyorum. A ve B şeklinde bir küme çizdim. Bunların kesişimleri var. Kesişimleri boş dikkat edersiniz. Sadece A'da bulunan elemanları A B şeklinde yani A'nın B'den farkı eşittir. A kesişim B'nin değili şeklinde gösteriyoruz. burada mor çizilen yeri de B eksi A yani B'nin A'dan farkı olarak gösteriyoruz. Ya da B kesişim A'nın değili şeklinde de yazılabilir. Birinci soruyla gelin başlayalım. Seçmeli derslerden sadece gitar seçenler, sadece piyano seçen e, dersini seçenlerin 3 katıdır. Gitar ve piyano e, seçenler 12 kişi, gitar veya piyano seçenler 32 kişi olduğuna göre kaç kişi piyano dersini seçmiştir diye soruluyor. Şimdi kümelerimizi çizelim. A ve B, B şeklinde. Ama burada isimlerimizi biz e, gitar ve piyano olduğu için G ve P şeklinde e, yazacağız. Şimdi bize verilenler ile başlayalım. Her zaman ilk başta kesişim götürüp yerine yazılır. Bana gitar ve piyano yani her iki dersi de seçenler 12 kişi olduğu için hemen ortaya götürdüm yazdım. Sonrasında diğer kalanları yazacağım. Sadece gitar dersini seçenler sadece piyano dersini seçenlerin 3 katıdır. Sadece gitar seçenler sadece piyano seçenlerin 3 katıdır. Bu şekilde yazılır. Daha sonra gitar veya piyano seçenler 32 kişi. 32 kişi. Gitar veya piyano bu U şeklindedir. Yani hepsini topla demektir. 3x artı 12 artı x şeklinde gösterilir. Bu 32'ye eşitmiş. Topladığımız zaman 4x artı 12 eşittir 32. Buradan 4x eşittir 20. x eşittir buradan 5 gelecektir. Ben Bana neyi sormuş burada? Yazalım. E, kaç kişi piyano dersini seçmiştir? Piyano seçenler e, kaç kişiler burada? E, 12 artı x. İstediğim x şeyde ben burada 5 bulmuştum. 12 artı 5'ten cevabımız 17 gelecektir. Yani cevabımız burada adana oluyor. E, i̇kinci sorumuzu ile devam edelim. İkinci soruda bize e, burada a'nın b'den farkı b'nin a'dan farkının iki katıdır olarak verilmiş. Yani ben buraya eğer x diyecek olursam burası 2x'e eşit olacaktır. Daha sonra e, B'nin A'dan farkına ben e, yukarıda x demiştim. O yüzden yazdım. Direkt A kesişim B'de o zaman 3x'e eşittir. E birleşimler birleşimleri de direkt 30 olarak verilmiş. Ben o zaman kümemi hemen çiziyorum burada. Şu şekilde çizdim. E A ve B için hemen yerleştiriyorum verilenleri hemen yerine yazmam gerekiyor. Hemen götürüp yerine yazalım. Şimdi kesişimleri ne ben burada ne almıştım? Kesişimleri 3x. Hemen kesişimleri ilk başta yazacaktık. B'nin A'dan farkı burasıydı x. A'nın B'den farkı da şurası da burası da 2x diye yazdım. Şu yani şu taralı kısım. A'nın B'den farkı. Şu taralı kısımda onu da yeşil ile göstereyim. Şu yeşil olan kısımda B'nin A'dan farkı olacaktır. Yani burası B'nin A'dan farkı da x değil. Yukarıda gördüğünüz gibi. Bunların hepsinin birleşimi yani 2x, 3x ve x'in toplamı. Toplamda kaç x olmuş oluyor? 6x. 6x 30'a eşitmiş. x buradan kaç geldi? 5. Benden sadece S A ile S B'nin toplamını istemiş. S A dediğim şey burada S 5 X olmuş oluyor. S dediğim yerde 4 X olmuş oluyor. Toplam 9 ikisi soruyor aslında. 9 çarpı 5'ten 45 gelecektir. Cevabımız burada Edirne oluyor arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam edelim. Üçüncü soruda A ve B boş olmayan kümelerdir. Ee, olduğuna göre A birleşim B en az kaç olabilir diye soruluyor. Şimdi 3, 2 ve 5'in katı e, 30'dur. 30x'e eşitleyecek olursa burası 6x. E, burası 15x. Burası da 10x gelecektir. Daha sonra şekilde çizip yerleştirelim. A ve B şeklinde. Kesişimleri 10x'miş. A'nın B'den farkı 15x'miş. B'nin A'dan farkı da 6x olarak verilmiş. Bana neyi sormuş? A bileşim B'yi en az kaç olabilir diye soruluyor. Burada yazacak olursam S A birleşim B dediğim yer, şunların üçünün toplamıdır. E, o yüzden 15x artı 10x artı 6x'ten burası 31x gelmiş oldu. E, en az kaç olabilir dediği için x'e ben 1 verecek olursam cevabımız 31 gelecektir. Yani cevabımız buradan Ceyhan oluyor. Dördüncü sorumuz ile devam edelim. Dördüncü soruda bize A kümesini bu şekilde 6 tane farklı şekil tanımlamış. Yani bunun her birini A, B, C, D gibi falan düşünürseniz. E Kümesinin alt kümesinin kaçında ne demiş? Bu veya bu şekil bulunur diye söylemiş. Veya birleşim anlamına geliyordu. O yüzden burada şu şekilde almamız gerekiyor. Bunun bir formülü vardı. Bunu yazmamız gerekiyor. Ben bunu isim olarak düşünürsem yani ben bunu A bunu da B elemanı olarak düşünürsem S A birleşim B'yi şu şekilde yazıyordum. Bunu not olarak yazın lütfen. S A artı S B bir de bunların kesişimlerini çıkartmam gerekiyor. Çünkü kesişimlerini ben iki kere bahsetmiş oluyorum. Şu şekilde gösterecek olursak bunu A kümesi B kümesi olarak düşünürsem X Y z olarak düşünürsek x artı y gelmiş oluyor s a b kümesi de y artı z gelmiş oluyor kesişimleri bir kere çıkartmamız gerekiyor çünkü bu y dediğin ortadaki kesişimi iki kere almış oluyorsun o yüzden kesişimi bir kere çıkartmamız gerekiyor şu şekilde yazacağız burada s a dediğim elemanı bulabilmek için SA dediğim şekil bu şekil bunu atmam gerekiyor alt kümelerin kaçında bulunur dediği için. Bu kesim bulunacağı için bunu atarsam geriye 5 tane eleman kalmış oluyor. 2 üzeri 5'inde kesinlikle bu işaret bulunması gerekiyor. Sonra bunu siliyorum şimdi. Diyor ki bize SB yani SB dediğim işaretle de şu işareti bu kaçında bulunur? Bu kesim bulunacaksa eğer kaç tanesinde bulunabilir? 2 üzeri 5'inde gene bulunuyor. Bu sefer de demiş ki A kesişim B kaç tanesinde bulunur? O yüzden bunları e, kapatmam gerekiyor üstünü. Kaç tanesinde bulunur? 2 üzeri 4'ünde. Yazacak olursa 2 üzeri 5 32. Burası da 32. 16'yı çıkartacak olursam 2 üzeri 4 16. Buradan kaç gelmiş oluyor cevabımız? E, 48 gelmiş oluyor. Yani... Cevabımız burada Adana olacaktır arkadaşlar. E, beşinci soruyla devam edelim. Beşinci soruda E evrensel bir küme olmak üzere ifadesi kesinlikle aşağıdakilerden hangisine eşittir e, diye soruluyor. Şimdi benim ilk başta şunu çözmem gerekiyor. E, bu değilini alarak al başlayayım. A'nın değili değil kesişim birleşim olacaktır artık. E, B'nin değili olarak yazılır. Birleşim B. Şunu hatırlayacak olursak B değil ile, ile B'yi birleştirirsen sana evrenseli verir. Evrensel birleşim A'nın değili de bir şeyi evrensel ile birleştirirsen en büyük ne olabilir? Gene evrensel olur. Başka da bir şey olamaz. O yüzden cevabımız burada Edirne gelecektir. 6. soruya baktığımızda 6. soruda A birleşim B verilmiş. Bir de A'nın B'den farkı B'nin A'dan farkı. E A kesişim B'nin oranları verilmiş. şimdi hepsini bulabiliriz. Başlıyorum o zaman. burada 4, 3 ve 2 olduğu için ben bunu 12x diyecek olursam burası 4 ile neyi çarparsam 12x olur? 3x. E 3 ile neyi çarparsam 12x olur? 4x. 2 ile neyi çarparsam 12x olur? 6x olacaktır. Gelin beraber yapalım, yerleştirelim. Şu şekilde. Formülle de yapabilirsiniz. Hiç önemli değil ama şekilde daha iyi görürsünüz. A'nın B'den farkı direkt şurası oluyordu. 3X B'nin A'dan farkı burası oluyordu. Kesişimleri zaten ortası oluyor. 6X İlk başta kesişimleri de yerleştirebilirdiniz. Fark etmez. Bu üçünün toplamı Yani şu hepsinin toplamı A birleşim B'yi verirdi her zaman. E, hepsini toplarsam 3X artı 6X artı 4X e, Neye eşit olmuş oluyor? Burada Eşittir 52 eşit olmuş oluyor. Topladığımız zaman 13x eşittir 52x eşittir buradan 4 gelecektir. Yani e, S A ile S B soruluyor. S A dediğim yer burası 9x. S B dediğim yer 10 x gelmiş oluyor. 19x bize soruluyor. 19x soruluyorsa 19x çarpı 4'ten 19 çarpı 4'ten ne gelmiş oluyor? Burada cevabımız 76 gelecektir arkadaşlar. Yani cevabımız burada Edirne oluyor. 7. soruyla devam edelim. 7. soruda SB verilmiş. Ee, bu oranlar verilmiş. SA isteniyor. Ben direkt bunu X eşit diyecek olursam. Burası 3X, burası 4X, burası da 5X olacaktır. Bana SA soruluyor. Şekli çizerek başlayalım. Şu şekilde şekil çizdim. Burası A, burası B olacak olursa. Burada kesişimleri 3x'miş. A'nın B'den farkı 4x. B'nin A'dan farkı 5x. Bana ne verilmiş? 24 olarak verilmiş B. Yani B dediğin şey burada 8x eşittir. 24 olarak verilmiş. X buradan eşittir. 3 gelecektir. Sana SA'yı sadece sormuş. SA dediğim yer Neye eşit burada? Hemen bakalım. Yeşil ile göstermek istiyorum. S A burada 7'ye yani 7x'e eşittir. X'i de ben buradan 3 bulmuştum. 7 çarpı 3 21 gelecektir arkadaşlar. Cevabımız burada Bursa oluyor. 8. soru ile devam edelim. 8. soruda bize S, E 6 olarak verilmiş. S, D 10 olarak verilmiş. E, e kapsar e, H'ı haş da kapsar D olduğuna göre kaç tane H kümesi yazılabilir diye soruluyor. E, şekli ben şu şekilde çizeceğim. E, daha görünen bir kalemle çizelim. Şöyle 3 tane küme çizmem gerekiyor. E, en küçüğü E yani Evrensel değil bu direkt E kümesi H ve D olarak Şimdi bu e, bilinenleri yerleştirelim. E dediğim e, küme 6 elemanlıymış. H hakkında e, bilgim yok. E, D dediğin şey de 10 elemanlıymış. Yani şudaki ve şuradaki elemanları bilmiyorum ama kaç tane küme haşta yazılabilir diye bana soruluyor. Haşta eleman olmasına illa gerek yok yani 0 eleman olabilir arkadaşlar. E, o yüzden yani bütün küme burada olabilir. Ee, o yüzden geriye ne kadar küme şey elemanım kalmış oluyor. Ee, 4 tane elemanım kalmış oluyor. Ee, o yüzden e, kaç tane var derse eğer bize 2 üzeri direkt 4 diyebiliriz. Oradan da 16 gelecektir. Yani cevabımız burada Bursa oluyor. 9. ile devam edelim. 9. soruda bize burada e, A kesişim B 7 olarak vermiş. E 2 tane A eksi 13 b eleman b elemanlarına eşitmiş b'nin a'dan farkı eşittirin 4 artı a'nın b'den farkına eşitmiş bizden b fark a kaçtır diye soruluyor şimdi baktığınızda burada sizin ilk başta nereden başlamanıza gerek ona karar vermeniz gerekiyor burada en küçükten başlayalım yani ben buraya eğer x diyecek olursam burası x artı a artı 4'e eşittir. E, kümelerimizi gelin çizelim. a ve b e, Burada e, a fark b dediğin yer x b fark a x artı 4 gelecektir. E, Kesişimleri de yediymiş. Yediği her zaman yerleştiriyorduk. Bunu da yerleştirdim. Bundan da, işim bitti. Bana ne demiş burada? Şunu kullanarak yapacağım. Şimdi iki tane A kümesi. A kümesi dediğin yer burası. X artı 7. Eksi 13 eşitmiş B kümesine. B kümesi de neresiydi? Burasıydı. Yani X artı 11'e. Düzenlediğimiz zaman 2x artı 14 eksi 13 eşittir x artı 11 2 xten x'i çıkartacak olursam x 11. Burada da 1 kalmıştı. 10 gelecektir. Yani x dediğim eleman 10'a eşitmiş. E, benden b fark a'yı istiyordu. Yani şurayı istiyordu. Sarı ile gösterelim. Şurayı istiyordu. Yani x artı 4'ü istiyor. E, x artı 4 dediğin şey burada neye eşit? X dediğin şey 10'du. 10'du. 10 ile 4'ü toplarsam direkt cevabımız 14 gelecektir. 10. soru ile devam edelim. 10. soruda bize bir gruba kedi ve köpek besleme ile ilgili yapılan ankete göre çıkan sonuç. Kedi besleyenlerin sayısı hiçbirini beslemeyenlerin iki katı. Köpek besleyenlerin sayısı kedi besleyenlerden 3 fazla. Hiçbirini sevme, beslemeyenlerin sayısı 5 kişi şeklindedir. Buna göre köpek besleyen kişi sayısı kaçtır? Bizden köpek sayısını istiyor. Şimdi burada İki tane küme ve bir evrensel küme çizeceğim. Evrensel kümeyi çizmemin sebebi de şu. İkisini de beslemeyenler var. O yüzden evrensel mutlaka çizmelisiniz. Bu kümenin dışında da eleman var yani. Bunu direkt yazabiliriz 5 kişi diye. Dışarıda olduğu için hemen yazalım 5 diye. Şimdi ilk başta Köpek besleyenlerin sayısı kedi besleyenlerden 3 fazla denilmiş burada. Ee, kedi besleyenler sayısı hiçbirini beslenme, beslemeyenlerin 2 katı. İlk başta ortadakine karar vereyim. X dersem ben buraya. Ee, baktığınız zaman kedi besleyenlerin sayısı buraya e, kedi buraya da köpek diyecek olursam. Kedi besleyenlerin sayısı Hiçbirini beslemeyenlerin iki katıdır. Yani buranın 10 olması gerekiyor. O zaman 10 sa burası. O yüzden yani şurası komple 10'sa, 10 sa. 10 eksi x buraya kalmış olur. X olduğu için burası. Daha sonra dedim. Farklı bir renk alalım. Köpek besleyenlerin sayısı kedi besleyenlerin sayısından 3 fazladır. Köpek besleyenlerin sayısı kedi besleyenlerin sayısından 3 fazladır. Yani burası 10 ise buranın 13 olması lazım. O yüzden burası 13 eksi x olmak zorunda dedim. Senden nereyi istemişti? Köpek besleyen kişi sayısı nedir? toplarsan eğer 13 eksi x eksi toplarsam direkt 13 gelecektir. Yani cevabımız burada Ceyhan olacak. 11. soruyla devam edelim. 11. soruda A ve B tanımlı verilmiş. Bu soru çok fazla çıkar kitaplarda. Evet. X dediğim sayılar 80'den küçük ve X dediğim sayılar 4'ün hep katı. X dediğim sayılar 60'dan küçük ve X dediğim sayılar hep 3'ün bir katı gelmeli demiş. Hem A kümesinde hem de B kümesinde bulunan eleman sayısını istemiş. Şimdi hem A hem de B'den bahsediyorsa aslında benden kesişimlerini istiyor. 4'ün ve 3'ün katı direkt 12'nin katı olmak zorunda dedim. Burada kümeye yani şu şekilde yazabilirim. X dediğim şey eşittir. 12'nin katı gelmek zorunda dedim. Bunların ikisinde doğal sayı olarak vermiş. İkisinde de bulunmasını istemiş. Şimdi burada A kesişim B kümesini o zaman ben başlatabilirim. İkisinde de bulunmasını istiyor. En küçük ne olabilir doğal sayı o zaman 0 12. 24 diye gitmesi gerekiyor. Ama nerede duracağına nasıl karar vereceğim? İkisinin içerisinde de bulunan en küçük sayı ne? Burada baktığın zaman 60'tır. 60 dahil mi? Evet dahil. O yüzden 60'a kadar alacağım. Şimdi hep 12'nin katı olarak gittim. 60'ta durmam gerekiyorsa. 24, 36, 48, 60. 60'ta bitirdim. Ben buradan A kesişim B'yim. Kaç tane elemanımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. S, A kesişim B dediğim şey 6 elemanlı çıkmış oldu. Yani cevabımız burada 6 geliyor. 12. soruya bakalım. 12. soruda bize e, A, B'nin e, alt kümesi değildir demiş. Yani iç içe kümeler değiller bunlar. O zaman kesinlikle yan yana olmak zorundalar. A ya B şeklinde e, yazdım. A birleşim B 25. A kesişim B'de 7 olarak verilmiş. Buraya 7'yi yazdım. Olduğuna göre B'de olup A'da olmayan en fazla kaç tane eleman olabilir diye soruluyor. E alt kümesi ol olmaması için buradan B'de olup A'da olmayan dediği için benim eleman vermem gerekiyor. Neye göre vereceğim? E B'de olup A'da olmayan Şimdi A'da en az bir tane eleman olsun. O zaman B'de dedim topladığınız zaman buranın hepsinin toplamının ne olması gerekiyordu? 1 artı 7 artı x eşittir 25 olması gerekiyor. X eşittir buradan 25'ten 8'i çıkartacak olursam 17 gelecektir. Yani burası x dediğim yer 17 olacakmış. Cevabımız burada denizli geliyor. Bir vermemin sebebini tekrar söylüyorum. Eğer A, B'nin alt kümesi değilse en az bir elemanlı olmak zorundaydı. 13 ile devam edelim. 13. soruda bize burada A ve B evrensel kümenin alt kümeleridir. A'nın değeri kesişimi B 3 olarak verilmiş. B'nin değeri kesişimi A 4 olarak verilmiş. A ile B'nin birleşimi 19 olarak verilmiş. Benden A ve B kümelerinde ortak bulunan elemanların sayısını istiyor. Şimdi şekli çizerek başlayalım. A ve B olarak çizdim. Burada evrensel kümeyi çiziyorum. Evrensel kümeyi. Şimdi burada çizerek üstünde göstererek yapacağız. A'nın değeri kesişim B. Birinci sayfada direkt size şu örnekleri göstermiştim şunu göstermiştim. Buradan yararlanabilirsiniz ya da direkt üstünde de gösterebiliriz elemanları. Şimdi A'nın değili, A'nın değili, A'nın üstünü tamamen kapattığın zaman şurasıdır. A'nın değili ile bana e kesişim B'yim. B'yi kesiştirdiğin zaman B'yi kesiştirdiğin zaman sadece şurası gelecektir. Sarı ile göstermek istiyorum. Sadece şu sarı kısım gelecektir. Yani bu eşittir. B fark A'ya eşittir. Ee, sadece şu sarı olan kısım demek ki kaçmış? Ee, burada ee, kaç gelmiş oluyor? 3 ee, Daha sonra e, bana e, alttakine devam edelim. Onu da yeşil ile göstermek istiyorum ne olarak verilmiş bana beynin değili beynin üzerini tamamen kapattığınız zaman şurası gelecektir beynin değili hepsi gelmiş oluyor şuraya şunların beynin değili ile a'yı kesiştirdiğin zaman onu da sarı ile göstereyim sadece şu sarı olan kısım gelecektir yani o sarı olan kısım ne olarak verilmiş? 4'e eşitmiş. Yani bu ne anlamına geliyormuş o zaman? A fark B anlamına geliyormuş diyebiliriz. Sonra A bileşim B'yi soruyor sana. A bileşim B buradan e, hepsi 19 olarak verilmiş e, şey olarak. E, hepsi 19sa bize nere istiyor? A ve B kümeninde ortak e, bulunan eleman sayısı kaçtır diye soruluyor. Ben buraya eğer x diyecek olursam kaç gelmiş olacak? 4 artı güzel yazalım. 4 artı 3 artı x dediğim yer eşittir. Burada kaç gelmiş olacak? 19. Burası 7 ise 7 artı x eşittir. 19. x buradan eşittir. 12 gelecektir. Yani cevabımız buradan bursa oluyor arkadaşlar. 14. soruyla devam edelim. 14. soruda A ve B, B e evrensel kümesinin alt kümeleridir. S e eşittir 13. A'nın değili kesişim B'nin değili 7 olarak verilmiş. Ben bunu daha güzel yazabilirim. S A birleşim B'nin değili 7'ye eşitmiş. Gene ben burada bir şekil çizmiş olacağım. Burasına X burasına Y burasına Z diyecek olursam A B olarak verdim. E, ve burada da değili var. E, A bileşim B'nin değil burada 7 olarak verilmiş. Şurası 7 olarak verilmiş. Evrensel küme komple e, 17'ymiş. Şey 13'müş. E, o zaman burası komple 6 gelecektir. Bana ne demiş e, burada? E, A veya B kümelerinde kaç eleman bulunur diye sorulmuş. Direkt o zaman ne geliyor cevabımız? 6 geliyor arkadaşlar. Bu soruyu da bitiriyoruz burada. 15. soruya devam edelim. 15. soruda bize A ve B evrensel kümesinin alt kümeleri olarak verilmiş. A'nın B'den farkı eşittir. 2 tane A'nın değeri fark B'ye eşitmiş. Böyle bir ifade görmedik. Bunun şeklini çizip anca bakmamız gerekiyor. Ne eşit olduğunu. Ee, evrensel küme 10'a 10 eşitmiş ee, S, B dediğim şey 4'e eşitmiş A'nın değeri kesişim B'nin değeri kaçtır diye soruluyor şimdi burada A ve B'yi çizdim şu şekilde bir şekil oluşturdum ee, burada A fark B dediğim şeyi biliyorum ben ee, sadece şuraya eşitti sarı ile gösterecek olursam A fark b'ye burasına eşitti. Ben buraya eğer x diyecek olursam, kırmızı ile göstereyim. Ben buraya x diyecek olursam, o zaman burası direkt 2x'e eşittir. O yüzden buraya ben direkt 2x yazabildim. A'nın değili fark B'ye eşit ona gelin beraber bakalım. Onu da yeşil ile göstereyim. Şimdi A'nın değili dediğim yer, A'nın değili, şurası gelmiş oluyor. A'nın değilinin B'den farkı B kümesinden farkı evrenselin dışıdır. Dışarısı olduğu için dışarısı burada o zaman demek ki x'e eşitmiş. Diyeceğim. X'i dışarıya yazdım burada. B kümesi de burada 4'e eşitmiş. Şurası komple 4'e eşitmiş dedim. kesişimde dahil. Şu sarı olan yer sadece A fark B'de. A Fark B'ye eşitti. Sarı olan yer. Şurası da 4'e eşitti. O zaman yazacak olursam 2X artı 4 artı X dediğim şey. Evrensel de neye eşitti? Direkt 10'a eşitti. Burada. Direkt 10'a eşitti. Buradan 3X. 4'ü kaç tarafa attım? 6X eşittir. Buradan 2 gelmiş oldu. Senden nereyi istiyor burada? Şunu yazalım. S. Her zaman bunu tam tersi yazabilirdik. A birleşim. B'nin aslında tersi anlamına geliyordu bu. çünkü dağıttığımız zaman bu gelecekti. Birleşimlerinin A ve B'nin B birleşiminin dışarısı direkt x'e eşittir. Yani bize x'i soruyor. X'i de ben 2 bulmuştum. O yüzden cevabım buradan 2 gelecektir. 16. soruyla devam edelim. 16. soruda bize neyi istemiş? E, A e, kapsar B'yi. A ile B eşit bir küme değil. A'nın değeri 20. B'nin e, değil de burada 11'e eşit. B fark A'yı soruyor. Şimdi e, burada e, A B'nin alt kümesi ise yani A daha büyük küçük kümedir. E, B daha büyük, büyük kümedir. Bir de evrenseli çizin her zaman. E, evrensel en dışta B kümesi şurası da A kümesi verilenleri götürüp yerine yazalım bildiklerimizi. A'nın değili A'nın değili burada 20'ye eşitmiş. Bunu yerleştiremeyiz. Hemen yerleştirmeyelim. B'nin değili 11'e eşitmiş. B'nin değili burada sarıyla çizecek olursam B'nin değili dışarısıdır. Yani B olmayan anlamına gelir. Dışarısı neye eşitmiş burada? 11'e eşitmiş. Hemen yerine yerleştirdim. B kümesi A kümesinin birleşimi o zaman buradan 9 gelecektir. Çünkü 11 buradaysa geri kalanın 9'unu buraya yazabiliriz. Demiş ki bana B eksi A kaçtır diye sorulmuş burada. A'nın değeri de burada 20 olacağı için A'nın değeri de neresidir burada yeşil de göstereyim. A'nın değeri de komple hepsi olacağı için 11 tanesi buradaysa eğer gereği ne kadar kalmış oluyor? 9 tanesi de buraya gelmiş olmak zorunda. B'nin A'dan farkı da neresidir? E, şurasıdır. Onu da e, siyah ile göstereyim. B'nin A'dan farkı da şu sadece içerisinde içerisinde zaten 9 bulmuştum. O yüzden cevabımız burada bu üste gelecektir. Burada bitiriyoruz arkadaşlar.